Günaydın. Günaydın küçük hanımım. Babam kalktı mı? Kalktı kalktı atölyede. Lati lokum şeker fıstık. Hani? Uyanamamış daha. Günaydın. Günaydın. Baba, beni hep seveceksin değil mi? O nasıl söz Nihal? Tabii ki seveceğim. Evlensen bile şimdi nasıl seviyorsan öyle seveceksin. Söz mü? Tabii ki. Söz mü? Söz. Tamam o zaman. Eğer beni sevmekten vazgeçmeyeceksen ben de evlenmene izin veriyorum. Kızım, canım benim. Babacığım. Peyker şunu gördün mü? Çirkin çıkmışım orada. Asıl altında yazılanlar çirkin. Düğünde soğuk rüzgarlar. Damadın ailesi geceyi erken terk etti. Düğün hakkında daha çok yazılıp çizilecek. Peyker'le ben dedikodulara kulak tıkamaya karar verdik. Şık şeyler değil bunlar. Lütfen üstünde durmayın artık. Peyker rahatsız oluyor. Şuraya bak, Adnan Bey'le olan resmi basmışlar. Bakayım. Hoş bir fotoğraf. Alo. Günaydın. Günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yo, çoktan kalktım. Sesini duymak için sabırsızlanıyordum. Bihter, Nihal'le konuştum. Bize anlattım. Ya. Çok makul karşıladı, mesele yok yani. Sevindim. Eğer sen de gerçekten istiyorsan... istiyorsun değil mi? Evet, istiyorum. O zaman harekete geçebiliriz. Bir engel yok yani. Güzel. Nasıl yapalım? Önce sen mi konuşursun annenle, ben mi arayayım? Sen konuş. Ama telefonda söylemeyeceksin herhalde değil mi? Tabii canım. Sabah sabah rahatsız etmeyeyim şimdi. Biraz sonra ararım. Uygun zamanda görüşmek istediğimi söylerim. Kalktı annem. Onun için erken bir saat değil, arayabilirsin. Öyle mi diyorsun? Hay Allah, çocuk gibi heyecanlandım. Tamam, birazdan arayacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Şu Azize Hanım'ın kıyafetine bak. Daha önce bir davette giymişti onu. O günaydın. Çok sevmişti herhalde. Aa, sen evde miydin? Evet. Babana gitmedin mi bu sabah? Peykerleri göreyim diye gitmedim. Sevildiğimizi bilelim yani. Aynen. Bu sabah çok neşelisin. İyi uyudum ondan. Dergilere bak. Hepsi düğünden bahsediyor. Tamam, bakarım sonra. Düğün fotoğraflarının tamamı çıkmış. CD'leri de bıraktım içeriye. Tamam, onlara da bakarım. Firdevs Hanım, Adnan Bey arıyor efendim. Alo Adnan Bey. Günaydın Firdevs Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Sabah sabah rahatsız etmedim inşallah. Rica ederim. Aksine çok memnun oldum. Ben sizin için de uygun olursa bugün ziyaretinize gelmek istiyorum. Bugün mü? Tabii, buyurun. Buyurun, beklerim. Önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum da. Hayrola? İnşallah hayır olacak. Söyleyin, merak ettim şimdi.
Telefonda olacak şey değil. Gelince konuşuruz. Tamam. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Adnan Bey geliyor. Önemli bir şey konuşacakmış. Hadi bakalım, hayırlısı. Mutlu sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz galiba. Galiba. Gidip hazırlanayım. Nereye baba? Bihterlere gidiyorum. Firdevs Hanım'la konuşacağım. Kararımızı ona da bildireceğim. Kararımızı verdik değil mi bir tanem? Kesin değil mi? Bizim kararımız mı? Nihal. Bülent'in haberi yok daha. Onun da senin gibi olgun karşılayacağından eminim. Sonra konuşacağım bunu. Hoşça kal. Hoş bir eviniz var, bayıldım. Teşekkür ederim. Nihal de çok cici bir kız. İkisi de çok tatlı. Sağ olun. Bülent benim adamım artık. Çok iyi anlaştık. Sevdirir kendini. Geç kalmayın, siz gidin isterseniz. Adnan Bey yabancı değil, kusurumuza bakmaz. Daha vaktimiz var. Bihter'cim, ablanları sen bırak canım. Acelemiz yok anne. Hem Adnan Bey'in ne söyleyeceğini biz de merak ediyoruz, değil mi Peyker? İsterseniz çalışma odasında konuşabiliriz. Yok yok. Aslında hep birlikte konuşmamızda fayda var. Nihat Bey bana cesaret verir biraz. Ne de olsa yakın bir zamanda tecrübe yaşadı. Gerçekten çok merak ettim şimdi. Konu nedir? Heyecanımı mazur görün. Firdevs Hanım, ben uzun bir zamandır yalnızım biliyorsunuz. Artık yalnızlığıma bir son vermek istiyorum. Son zamanlarda çok değişik bir heyecan yaşıyorum. Duygularımın karşılıksız olmadığını anladığım için bu konuşmayı yapmaya cesaret edebildim. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Firdevs Hanım, ben siz de uygun görürseniz... Bihter'le evlenmek istiyorum.